Değerli izleyicilerimiz Dost TV ekranlarında Akla Kapı programında yeniden beraberliğimize başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile birlikteyiz. Türkiye'nin psikiyatri alanındaki en önde gelen isimlerinden birisi. Hocam sefalar getirdiniz siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam bugün yine çok kritik bir konumuz var. Eminim ki bizi izleyen bütün dostlarımızın da dünyalarında vardır böyle insanlar. Bazı insanlar var hayatımızda. Onlarla beraber olmak insanın işini kolaylaştırıyor. Daha huzur veriyor. Onların yanında olmak istiyoruz, mutlu oluyoruz. Bazı insanları görünce böyle içimiz açılıyor. O sarılasımız geliyor. Ne güzel böyle çok iyi insanlar var. Allah'a çok şükür ki böyle insanlar var. Bazı insanlar da var ki <laughs> bunlar zor insanlar. Etrafımızda var. Zor insanlarla beraber sürekli yaşamak zorunda olan insanlar da var akrabalarından, eşinden, çocuğundan, anne babasından zor olanlar var. Bir iş yerinde çalışıyorsa yakın çalışma arkadaşlarından, patronundan, çalışanından zor olanlar var. Yani zor insan diye tabir ettiğim böyle çok kolay sinirlenen, aksi, huysuz, kimi zaman belki çok kaygılı. Yani hayatı yaşamayı az önce bahsettiğim ya kolaylaştıran değil, zorlaştıran. Görüldüğünde insanın içini açan değil, ya şimdi bir biraz bir sıkıntı veren, hissettiren böyle insanlar var. Bugün arzu ediyorum ki bu zor insanları biraz tanıyabilir miyiz? Bir sonraki programda da Allah nasip ederse hayatımızda böyle zor insanlar varsa bunlarla nasıl geçineceğiz? Nasıl yaşayacağız? Bu imtihanı nasıl üstesinden geleceğiz? Bu konuda sizden biz fikir almak istiyoruz. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Önce isterseniz şöyle başlayalım. İnsan nasıl zorlaşır? Evet. <laughs> zor insan haline insanlar nasıl geliyorlar? Peki biz insanların zorluğu derken yani kime göre zorluk? Size göre zorluk olarak başkasına göre zor değildir. Evet. Gayet şeydir, kolaydır. Çok güzel anlaşıyorlardı. Çivi çiviyi söker. Yani söker yani. Onun <laughs> zorluk derken yani benim eşim çok zor bir insan dediği zaman biz onu anlamaya çalışıyoruz. Neye neden zor? Hı. Aslında o zorluğun arka planında kendi zorluk dediği şeylerin önemli bir kısmı kendisi sebebiyet veriyordur kişi. Onun için Hı. zorluktan ne anladığımızı burada çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani Hı. böyle ama genel olarak şöyle baktığımız zaman hani genel olarak zor insan diye bilinen birkaç tane insan tipi vardır. Mesela evet. bunlardan bir tanesi şeydir en çok bilinen zor insanlar ve bu çağda da çok yaygınlaşmış insanlar narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar. Bak narsistik kişilik özelliği herkeste çok vardır. Kibirli, Burada. değil mi? Yani tabii narsistik kişiler kendini özel, önemli, üstün görmek, kendini böyle övgüyle beslenmek, eleştiriye karşı hiç kapalı olmak böyle, empati yapamamak gibi yani iki kişilik türleri vardır. Böyle bir kişiyle kişilik yani yaşamak isteyen bir kimse köle efendi ilişkisine razı olması lazım. Yani onun kölesi olursan o da o senin seni korur. Sene yüceltir. Sen sadakati yüceltir. Yani böyle şey olmayı, yani kendini biat etmeyi yücelten kişilik tiplerdir. Narsistik kişilik tipleri. Kendisine körü körüne itaat etmesini insan insanların köle efendis ilişkisi ister. Bu mesela bir iş adamının iş yerindeki rolüyle evdeki rolü aynı değildir. İş yerindeki böyle dik duruşu, böyle net oluşu, kararlı, kurarlı, net oluşu, insanlar hayır demesi vakardır. Ama aynı şeyi ev, evinde yaparsa, böyle komutan gibi evinde olursa, iş yerinde komutan olması normaldir. İş yerinde liderlik yapması normaldir. Ama evdeki rol, babalık rolüyle İş adamı rolü aynı değil. Babar iş adamı rolü tamam ama baba rolünde baba rolü artık şeydir iş yerinde. Yani baba rolündeki kişi Hı. burada patron gibi olmaz evde. Komutan Hı. gibi olunmaz evde. Daha evde, evde daha böyle eee dönüşümcü edelim. liderlik lazım orada. Hı. Bak orada daha böyle şey liderlik. Yani yol arkadaşı liderliği lazım orada yol arkadaş liderliği. İş yerindeki liderlik biraz daha yani mesela askeri lider birlikteki liderliklerle biri farklı. evdeki liderlik farklıdır. Şimdi burada sen evdeki bir kimse iş yerinde ben şu kadar bin kişi bana itaat ediyor. Ben ne dersem onu yapıyorlar. Evde beni benim olan dinlemiyor diyor. Ben öyle deyince tabii dinlemez dedim öyle bir şeye. Çünkü seni pijamalı görüyor evde yani hı hı. evde çocuk senin çocuk senin emir komuta ilişkin yok ki çocuğunla. Normal olan da bu Tabii, zaten tabi değil mi? Tabii Böyle olması lazım. Evet. O zaman bu ne oluyor? Evde bunu yaptığınız zor kişi oluyor evde. Hı hı. Tamam doğru zordur hakikaten. Ne oldu? Hatta ben öyle bir şey biliyorum işte ya bu, bu kadar yüzbaşı binbaşı ne dersin? evet diyor benim oğlan 15 yaşında beni dinlemiyor diyor. E, de, de ona dedim bu şekilde yani evde evde sen komutan olamazsın ki dedim. Baktım evinde Işıkların üzerinde yazmış, lüzumsuzsa söndür diye. Çocuğuna iki gün o da hmm. hapsi vermiş falan. Bunlar hmm. bu tarz şeyler. Yani o zaman öyle olunca da çocuk ilk fırsatta evden kaçmak istiyor. Ya da boş başlıyor, yalan söylemeye başlıyor çocuk. Babasının hoşuna giden söylüyor, yalakalık yapıyor. Babasını kandırıyor ama bu sefer ne oluyor? Münafık yetişiyor. Evet. Yani bu Doğu dünyasında münafık yetişmesinin en büyük sebebi ne biliyor Korku kültürüdür. Korkunun evet. yüceltildiği toplumda, korku krallıklarında münafıklık artar, yalancılık artar. Batı'nın şu anda kültür olarak böyle birçok böyle özgürlükçü olması, yeni şeylerin keşfetmesini arka planında ifade ve fikir özgürlüğü geliyor. Fikir, ifade, özgürlüğü geliyor. Çünkü insanlar fikir, fikir, yüksek güvenlikli toplum oluyorlar onlar. Korku orada, yani bir insan mesela bir karakol gece sabah kapının kapıcıdan başka tar tarafından açılmayacağının emin emin misin? Emin olmayan bir ortamda yaşıyorsan, karakola düştüğün zaman kural dışı bir şey yapılmayacağından emin sen. Mahkeme gittiği zaman kanun kural dışı bir şey yapılmayacağından eminsen, O hukuk devletidir. Orada sen adaletli ortamdasın. Kendini güvende hissedersin, yatırım yaparsın, araştırma yaparsın, her şey yaparsın. Ama böyle bir ortam korkuyla yapıyorsan sen, sadece yöneticinin hoşuna giden şeyleri yaparsın. Hı hı. Onun için korku korkuyla yetiştirilen kültürlerde yenilik olmuyor. Yenilik yolunda rol yapılıyor sadece. Sadece liderin hoşuna giden yenilikleri yapılıyor. Hı hı. Onun için doğu toplumlarının pasifist toplumlar olmalarının sebebi Korkulu korku kültürlerinin yaygın olması nedeniyle. Hocam. Aile içinde bu geçerli. Hı hı. E, bu nedenle bu narsistik kişiler bu, bu, bu kültürü çok isterler. Stalin öyle, Napolyon öyle, Hitler öyle. Yani bunlar korkuyla büyük işler yapmışlar ama e, millet kurtulduk diye sevinmiş öldüğü zaman. Peki işte böyle insanlar bizim de çevremizde var. Hani işte zor insanları siz birkaç sınıf bir, bir sınıf altında sadece. paylaşacaksınız anladığım kadarıyla. Şimdi birinci bölümde bu söylediğiniz narsistik insanlar çevremizde var. Yani sürekli kendini anlatmayı seviyor, işte övgüden besleniyor, kendini insanlara göre daha üstün görüyor, kibir. Nasıl bu hale geldi bu insanlar? Çünkü şuna inanıyoruz değil mi? Cenab-ı Hak bir insanı dünyaya gönderirken pir pak, temiz bir halde gönderiyor. Yani bu insan insanda bir bozukluk olarak gelmiyor dünyaya. Dünyaya işte pir pak olmak yani iyicil olmaya da kötücül olmaya da eşit şekilde geliyor. Onu evet. Söyleyeyim. Eşit şekilde Ama geliyor. Ama potansiyel olarak mesela narsist gelmiyor dünyaya. Çocuk yani ilk narsist varlık çocuktur. Hı. İlk çocuğun ilk gelişte eğer eğitilmezse narsist olur. Bir insan eğitilmezse hayat doğal akış içerisinde narsist olur. Hı. Çünkü Hı. narsist ne, olmama ne, yönden eğitilmesi hasretimiz. lazım. Hı. Primer narsizm deniyor çocuklar. Çünkü çocuk doğduğu zaman ne oluyor? Yani çocuk ilk doğduğu zaman ilk hissettiği duygu korku. Şimdi birden annenin karnında çok konforlu, rahat bir ortamdayken birdenbire dışarı çıkıyor, nefes alıyor, ciğerine soğuk hava giriyor. Birdenbire ışık geliyor gözlerine. Müthiş bir o e, izole kapsül ortamdan çıkıyor. Bir yeni bir şeyle karşılaşıyor. Bu te, korkudur, tehdittir onun için. Ağlamaya başlıyor. Ağladığı zaman annesine sığınıyor rahatlıyor, uyuyor, emziriyor, uyuyor. Bak gitti güven oluştu. Evet. Sevgi, sevgi korkuyu giderdi, güven oluştu. Hı hı. Şimdi yürüdükçe anne sevgisi devam ediyorsa çocuk yürümeye başlıyor. Yürümeye başladıkça düşüp yaralandığı zaman anne tekrar anneye sığınıyor, rahatlıyor. Sevgi yatırımını yani ilk çocuk ilk sevgi yatırımını kendine yapar. İlk sevgi. Büyüdükçe oyuncaklarına yapar, kardeşine yapar, babasına yapar komşularına yapar büyüdükçe, arkadaşlarına yapar ergenliğe girdikçe. Ondan sonra daha da ilerledikçe vatanına, milletine yapar. Daha da büyükçe yani şey olgunlaştıkça böyle aşkın kendini gerçekleştirme ve kendini aşma seviyesine geldiyse de varoluşa, hayata, yaratanına yapar yatırım, sevgi yatırımını. Hı hı. İşte bunu yapabilirse bir kimse sevgisini yönetiyor demektir. Sevgi nesnesini adil bir şekilde paylaşıyor demektir. Hmm. Bunu yapamazsa her insan bencil olma eğilimindedir. Yani her hmm. insan sonsuz bencil olmaya ve sonsuz derecede iyicil olmaya yatkın yaratılıyor. Yani o zaman ben şöyle zannediyordum. Mesela bir insan çocukken çok övülüyorsa yaptığı her şey anne baba tarafından veya arkadaşlar tarafından çok övülüyor. Yani çocuk sevgiden çok övgü almış ise bu çocuk günün birinde işte yetişkin hale geldiğinde narsist hale gelir. Teyze tezi çok doğru değil o zaman anladığım kadarıyla. Çok doğru değil. Yani o övgü yani bazen övgüyle büyütmek yani şeydir. Yani çocuğa övgü, sevgi, övgüyü sorgulamayı yani eleştiriyle övgüyü çocuğun kişiliğini överseniz çocuğun kişiliğini överseniz narsist olur. Ama davranış ve çabalarını överseniz çalışkan olur çocuk. Yani kişiliğini övmemek lazım. Sen bir tanesim. Sen prensessin. Sen eşin yok, benzerin yok dersen, çalışkansın, başarılısın dersen çocuk e, o zaman ben başarılıysam o zaman daha fazla çalışma lazım var ki de. de. Zaten hmm. benim iyiymişim. Neye daha yani fazla şey Yani Onun çabalarına değil de kişiliğini övmeye. Kendisine kendisine egosunu şişiririz tehlikeli. Egosunu şişiriz, tehlikeli. Hmm. Ama çabalarını, e, yaptığı olumlu şeyleri, güzel davranışlarını övelim. Aynı şekilde onu eleştirirken de kişiliğini eleştirmeyelim. Sen adam olmazsın. senden ne köy oğlun ne kasaba. Beş para etmez senden. Eee diye o çocuk kişiliğine, özgüveni düşük çocuk olur. Ama davranış ve çabalarını kişiye sen bak iyi bir çocuksun. Bu kadar iyi özelliklerin var ama şu hareketin doğru değil. Dediğin zaman çocuk kendini ona annenin, babanın görevi çocuğa kılavuz olmaktır. Yol göstermektir. Rehber olmaktır. Bunu yapabilirse o çocuk böyle durumlarda iyi kötü, doğru yanlış, faydalı faydasız, güvenli güvensiz o farkları öğrenmeye başlar. Onun için çocuk doğar doğmaz eğer onu mesela teratüre girmiş 50 60 tane o kadar ormanda bulunan vakalar var. Hı hı. Onlar hangi hayvanın yanında büyüdüyse onun da onun gibi davranıyorlar. İnsanlığı böyle öğrenemiyorlar. Hı hı. Yani insan çocuğu prematüre doğuyor psikolojik olarak, erken doğuyor ve hayatı dışarıda öğreniyor. Yani bir ördek ve yumurtadan çıkar çıkmaz yüzüyor ama insan bir yaşında yürüyor, 15 yaşında iyi kötü ayırt ediyor, doğru yanlış hmm. ayırt ediyor. Yani bu onun için bu, yani biz burada sosyal ortamda öğreniyor insan. Yani bir insanın iyicil ve kötücül olması onun yaşadığı ortam ve sosyal şeylerle ilgilidir. Ama yani insanda şu var, nasıl midemizdeki açlık hissi varsa yiyeceklerin varlığını gösteriyor. İnsan, yani insanın beyni şuna göre programlanmış. Yaşam kalıma göre program, Bütün canlıların beyni. Bir yaşam kalıma göre yani hayatta yaşamaya göre programlanmış. Hı hı. Yani ölümü insan o suya atsan yani bir, bir insan hemen kurtulmak ister. Bir ke her canlıyı atsan böyle doğal ortamının dışında kurtulmak ister çünkü beyinler, insan beyinleri, insan zihinsel programları ve canlıların zihinsel programları yaşamaya göre programlanmış. Yani hı hı. Ölüm onlar için şeydir, Hayvanlarda ölüm bilinci olmadığı için, ölüm algısı olmadığı için onlar yaşarlı doğarlar, ölürler, hiç farkında değiller ölecekler. Ama insan biliyor, hayatı biliyor, öleceğini biliyor. Onun için insan böyle durumlarda e, e, sembolik düşünmeyi, kavramsal düşünmeyi, soyut düşünmeyi sonradan öğreniyor insan. Bu düşünceleri öğrenirken hayat yolunda iyi ve kötüyü de sonradan öğreniyor, çevreden öğreniyor. Hı hı. Çevre bunu öğretmezse insan yemek, içmek, üremek dışında hiçbir şey öğrenmez. Hani Afrika'da bulunan hiç orman içinde hiç kendi içinde yaşayan kabileler var ya. Mesela hı. öyle bir kabile buluyorlar. Kabilenin birisi şey buluyorlar. İlk defa ovaya çıkarıyorlar kabileyi. Ormanda yaşamış Afrika'da kabile. Hı hı. İlk defa şeye çıkıyor böyle. Düzlüğe çıkıyor. Düzlükte şey sürülerini görüyor. Hani bu böyle hayvan sürü hayvanları görüyor. Görünce eliyle böyle yapmış hayvan. Yerliler. Niye böyle yapıyorsun diye işte şeyine soruyorlar onun aynı dili bilene. Üzerime geliyorlar diyor. Yani beyinleri mesafe duygusunu bile öğrenmiş. Onlar sinek zannediyormuş. Hmm. Orada koşan şeyleri, bufaloları vesaire sinek zannediyormuş. Düşün. Hiç ormandan çıkmadığı için beyin mesafeyi bile öğrenememiş. Yani evet. Böyle bir şey var. Beyin yapımız var. O sosyalliği, her şeyi sonradan öğreniyoruz. Onun için iyiliği, kötülüğü de sonradan öğreniyoruz. İnsan, ama diğer canlılar bunu öğrenemiyor. Mesela maymunlar Bin senesinin yanımızda yaşasın insanlığı öğrenemez maymunlar. Çünkü hmm. genetik olarak öyle kodlanmamışlar ama insan sonsuz iyi, sonsuz kötü olmayla ilgili özgür irade var insanda. Hmm. Öyle öyle yaratılmış, öyle kodlanmış beynimiz. Onun için iyicil ve kötücül olma konusunda özgürüz. Bir çocuğun, bir insanın iyicil ve kötücül olmasını istiyorsak onun ona nasıl eğittiğimize bakacağız. Hmm. Onun için buradan midemiz açlık hissini istediği gibi insan Ruhu da sonsuzluk istiyor. Onun için bir, bir şey olan bir şey bile Afrika'da yaşayan bir kendi kafalarından bir totem tanrı oluşturuyorlar. Hı -hı. Yani muhakkak bir bu şey bakıyor ki ya içinde bu, öyle bir şey bu var. Hiçbir hayvanın putu yoktur mesela. Var mı maymunların putu? Yok. Yok. Hiçbirinin putu yok. Ama insan en ilkel insan da bir tanrı ihtiyacı var. Aklıyla Allah'ı bulma ihtiyacı var. Allah olmalı diyor. Ancak insanlık ne zaman böyle tek tanrılığa zihinsel olarak hazır hale gelmiş Hazreti İbrahim zamanında. Hz. İbrahim'de nasılmış? Mağarada bir büyüyor. O zamanki o eğitimden, kültürden uzak büyüyor. O büyüme onun için bir artı değer oluyor. Oradan çıktıktan sonra bakıyor ki ya bu bunu yapılan çok saçma değil. İlk defa karşılaştığı için ilk baştan öğrenilmiş hatalı öğrenmeler yok. Sorgulamaya başlıyor diyor bitti ve bu, bu, bu sistem boşa gitmez diyor. Çünkü ilk defa toplumla sosyalleşmiş. Annesi çok iyi bakmış, büyütmüş. böyle öldürülmesin diye biliyorsunuz o zaman Nemruda karşı. Evet. evet. Yani o da bulduğu zaman sorgulamaya başlıyor bu sefer. Neden var? Bunun bir düzeni olması lazım. Güneş mi beni yarattı? Bulutlar mı yarattı? Bakıyor, olmuyor. En sonunda Lahuf bil afilin diyor. Ya batan şeyleri sevmem diyor. Olsa olsa kendini göstermeyen bir tanrı olmalı diye ilk defa tek tanrılı dinlerin ilk peygamberi olma seviyesine bu zihinsel gelişmişlikten sonra geliyor. Ondan öncekiler mesul değil. Çünkü onlar olmasını biliyorlar ama yaptığı iyi ve kötü şeylerle o e, e, yani yaratılışta ki e, e, o zamanki insanı tebliğ edilmekten mesul oluyor insan zaten onun için. Tebliğ edilmeyenler mesul olmuyor. Hı, hı. Ki ama bir, in, bir, bir yaratıcıyı bulmak da e, şey olarak bir insanda bununla ilgili meta meta kognitif gen deniyor buna. Zihin üstü genler deniyor. Öyle bir gen var insanda büyük ihtimal. Bir yüksek bir güce inanmaya, yüksek bir anlamın parçası olma, zihinsel bir sığınağının olması. Bu 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 onu rahatlatıyor insan.